Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepinizin sağlığı, keyfi, sıhhati yerindedir. Bugün farklı bir konuyla geldim ve umarım sizler de bu konuya yorumlarınızla eşlik edersiniz. Çünkü bu video benim için oldukça önemli. Bu videoyu çekmemin sebeplerinden bir tanesini size söyleyeceğim. Bundan birkaç gün önce bir tane video paylaştım arkadaşlar Instagram hesabımda ve videoda benim Tayvan'da kazanmış olduğum ödülden sonra basın toplantısı vardı. Yani medyanın önüne çıkıyordum. Kameraların başka bir odada beklediği bir alan yapmışlardı büyük sahnenin arkasında. Orada insanlara kırmızı şortumu gösterdim arkadaşlar. Şort da burada. Bakın senelerden beri saklıyorum. Bu şort benim için çok önemli bir hatıra. Ben bu görüntüleri paylaştıktan sonra tabii ki çok sayıda insan güzel yorumlar yazdı. Çünkü bir Türk tarihe geçmişti. Yani ilk kez bir yabancı Tayvan'da televizyon ödülü kazanıyordu. Bu neredeyse 50-60 senelik televizyon tarihi boyunca ilk kez gerçekleşmişti. Ben tabii bu anları paylaştım. Fakat yorumlara baktım. Yorumlar içerisinde bazı insanlar şöyle yazmışlar arkadaşlar. Rezillik, böyle şey mi olur, bir Türkiye yakıştıramadım anlayacağınız bana gömmüşler arkadaşlar. Yani orada o kadar kötü şeyler yazmışlar ki insan okurken sinirleniyor. Sonuçta ben de bir insanım ve baktıkça ya dedim ki bir insan neden bunu yazar? Bu yüzden bu videoda eleştiri kültürünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de neden bu kadar eleştiri kültürü var? Tayvan'da, Uzak Doğu'da insanlar neleri eleştiriyorlar? Umarım beğeneceksiniz ve sizler de bu videoyu destekleyeceksiniz. Her türlü yoruma açığım. Yani olumsuz yorum da yazabilirsiniz. Saygı sınırını aşmamak şartıyla. Onun dışında olumlu yorumlar da yazabilirsiniz. Bu tarz bir video bence internette olması lazım. Çünkü son dönemlerde başarılı insanlara karşı inanılmaz derecede bir eleştiri kültürü, saldırı kültürü var. Bu yüzden bunu bir başlık haline getirdim. Güzel bir videoda sizlere açıklamaya çalışacağım. Merhaba, konnichiwa. Evet dostlar, geldik şimdi bu kırmızı şortun hikayesine. Aslında çok güzel bir hikaye. İnsanı duygulandıracak. Bir taraftan da eğer beni seviyorsanız, destekliyorsanız hepinizin göğsünü kabartacak bir hikaye. Fakat ben hikayenin biraz daha böyle başlangıç noktasına gideceğim ki olayı daha iyi anlayın. Ben Tayvan'da televizyon programı yaptığım dönem gezi programı yapıyorum, insanları eğlendiriyorum. Altın Çan ödülü var burada. Her yıl bir kez düzenleniyor. Hani Amerika'da olur ya, ne vardı Amerika'da? Emmy Awards değil mi bu televizyon ödülleri? Türkiye'de de var televizyon ödülleri. Tayvan'da da Altın Çan var arkadaşlar. Çincesi Jinzhongjiang. Bu Altın Çal, Çal, Altın Çan ödülü tarihte, Tayvan televizyon tarihinde ilk kez bir yabancı tarafından kazanıldı. O da ben. Uva! Ödül töreninin öncesinde ben bu ödülü kazanacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlandım. Ben aday gösterildim falan. Daha önce Tayvan'da bu ödüle bir yabancı aday gösterilmişti. Hatta 2-3 kez gösterilmişti. Ama o ödülü kazanamamıştı. Ben tabii aday gösterilince ki bir sene sunuculuk yaptım. Hemen o sene aday gösterildim. İnanılmaz bir başarı. Bana dediler ki sen dediler bu etkinliğe gideceksin. Kırmızı şort giy. Ya ben de bu olayı hiç bilmiyorum. Ya kırmızı şort dedim ne alaka? Dediler ki Uzak Doğu'da yani Çin kültüründe kırmızı şort şans getiriyor. Sen dediler kırmızı şortu giy. Bu sana şans getirsin. Ödülü sen kazan. Bu adamların eğlence kültüründe olan bir şey. Çin'de, Tayvan'da bir tane oyun var arkadaşlar. Mahjong derler. Mahjong oyunu. Bakabilirsiniz internetten. Bizim okey oyununa benzer ama biraz daha kapsamlısı. Bu insanlar bu tarz böyle aile içerisinde oyunlar oynadıkları zaman kırmızı şort giyiyorlarmış. Yeni yıllarda kırmızı şort giyiyorlarmış. O yüzden bana dediler ki bu sana şans getirir. Ben inanın bu ödül törenine gideceğim ya. Gittim bu kırmızı şortu aldım. Üzerinde de Baoyin yazıyor. Yani hepsini ben kazandım. Yani bütün masayı sildim süpürdüm anlamına giriyor. Zaten burada bir sürü böyle şekiller falan var. Hep bu mahjong oyunuyla ilgili. Neyse ben bunu giydim arkadaşlar. Daha sonra bekliyorum ödül töreninde. O görüntüleri de ben sizinle paylaşacağım ki tam anlamıyla olayı hissedin. Ondan sonra bu linç kültürüne geleceğiz. Neden bu beni boşun boşuna linçleyen insanların hatalı olduklarını size anlatacağım. Neyse ben ödül törenine gittim. Orada oturuyorum ama yani aklım böyle çıkacak. O kadar heyecanlıyım. Tansiyon hapı almışım yanıma. Aman diyorum çarpıntı olur mu? Ya böyle bir heyecan ben hayatımda hatırlamıyorum. Neyse oturdum orada. Sahneye çıktılar, ödülü söyleyecekler kim kazandı. İşte sayıyorlar Çince olarak şu 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 ödülü öyle adayları söylediler. Ödül kazanan benim Çince ismim Ufong dediler.
Ben orada koptum arkadaşlar. Öyle bir koptum ki yani inanın bana hayatım böyle bir anda film gibi oldu. Sahneye çıktım ve titriyorum. O coşkuyla bana ödülü veren kişilere sarıldım. Hatta adamın belini kıracağım böyle bir sarıldım ona. Ondan sonra o da böyle şaşırdı. Ama inanılmaz mutluyum. Böyle bir mutluluk yok. Yani herkese Allah böyle bir mutluluk nasip etsin. İnanılmaz derecede o adrenalin dolmuşum o böyle bir boşalıyor adrenalin var ya. Hani Dünya Kupası'nı kazanmışım gibi bir şey oldu benim için. Niyazı hocam izleme. Tamam şu an Niyazı hocam ki konserde. Nasıl? Okey. İmi. O cimye cüce cüce cüce. Neyse çıktım sahneye ödülümü aldım. Ve o ödülü aldıktan sonra da şöyle diyorum. Çok teşekkürler. İşte bakın kırmızı şort giydim. Kazandım. Hani aktık. Ne dediğimi ben artık hatırlamıyorum arkadaşlar. Daha sonra sahnenin ortasına geldim. Babacığım seni çok seviyorum. Ödülü aldım. Türkiye'ye geliyorum dedim. Baba seni çok seviyorum. Ödülü aldım. Türkiye'ye geliyorum. İnanılmaz şov oldu. Yani o sahnedeki o anlar altın çan ödülleri tarihine geçti. Ve hala da konuşulur. Unutulmaz. O anlar unutulmaz. Ben babamı aradım ödül töreninden sonra. Dedim babacığım böyle böyle ödülü ben kazandım. Babam gözyaşlarına boğuldu. Bir ağlıyor. Bir çıldırdı. Aslanım benim biliyordum kazanacağını. Yani anlayacağınız bütün ailece uçtuk arkadaşlar. Daha sonra tabii o olay bitti. Bir de büyük sahnenin arkasında sahne kurmuşlar. Orada da tekrardan bana ödülü verecekler. Biraz ben tabii orada sakinleşmişim. Yani ben oraya gittim. Ondan sonra bir ödül, orada da bir ödül töreni gibi bir tören var. Medyanın önüne çıkacağım. Sakin şekilde insanlarla bu hislerimi paylaşacağım. Fotoğraf falan çektireceğim. Neyse gittim oraya. Elimde de babamın rahmetlinin fotoğrafı var. Neyse. Ondan sonra bir tarafta da halamın, o da rahmetli. O tabii çok erken vefat etti. 1997 senesinde kaybettik halamı. 1996'nın Kasım 9'uydu. Komaya girdi. Beyin kanaması geçirdi. 120 gün komada kaldı. Ondan sonra hayatını kaybetti. Mart ayının 4 veya 5'iydi. Tam hatırlayamıyorum. O bana bir yastık kılıfının üzerine URK yazmıştı. Benim ismim yani Uğur Rıfat Karlova. Böyle elle bunu işlemişti. Kenarda o yastık kılıfında duruyordu. Ben yatılı okuduğum zaman özel okulda eşyalar kaybolmasın diye, bu kılıfların başkalarıyla karışmasın diye oraya URK yazmıştı. Ve ben de onu hep sakladım yani. O kısmı kestim. Hep onu sakladım. O yüzden o parçacık da yanımdaydı arkadaşlar. Onu aldım. Halama ithaf ediyorum. Böyle güzel anlar paylaşıyorum. Hayır şey daha buzaylı. Daha ibayırsızken bulmayacağım. Şey daha bakın da şu hayır. Daha sonra tabii ben bunları anlatırken medyadaki elemanlar dediler ki kırmızı şortunu görebilir miyiz? Benim aklımda yani hiç pantolonumu indirip insanlara şortu gösterecek durumum yok. Ki zaten görüyorsunuz yani boxer böyle uzun da bir şey. Öyle çok öyle insanı irite edecek kötü bir şey de değil. Neyse insanlar öyle deyince durdum bir an için. Dedim göstereyim ya ne olacak? Sonuçta yani şov dünyasındasınız ve uzak doğudasınız. Böyle şeyler uzak doğular takılmıyor. Bizim Türkiye'de her şey takılıyor yani insanlar. Ne olursa nem kapıyorlar. Böyle bir şey uzak doğuda milletin aklından bile geçmez. Yani beni eleştireceklermiş, bana kötü söz söyleyeceklermiş. İnanın bana böyle şeyler yok yani burada. İnsanlar neler yapıyor. Gülüyoruz, geçiyoruz. Neyse dostlar ben bunu öyle dedikleri zaman tamam dedim ya. Çıkardım pantolonumu indirdim, gösterdim. Tabii işte bakın bak burada işte ben kazandım falan yazıyor. Gördünüz mü dedim. Bu dedim sizin kültürünüzde vardı. İnsanlar gülüyorlar, eğleniyorlar, fotoğraflar çektiler. Ve o anların görüntüleri yine internette yayıldı. Fakat ben bu görüntüleri hiç paylaşmamıştım. Yani bu görüntülerden hiçbir Türk'ün haberi yoktu. Fakat son bir senedir ben Instagram'da, bir sene bile olmadı, 7-8 aydır Türkçe daha fazla paylaşım yapıyorum. Böyle geçmişimde başardığım, bana ait olan özel anları da insanlarla paylaşıyorum ki sonuçta beni takip eden kişiler benim ne iş yaptığımı bilsinler. Çünkü bazen bilmiyorlar ya diyorlar sen televizyonda ne alaka ne bileyim işte ünlüsün uzak doğuda nasıl ünlü oldun. Yani benim için çok önemli ama onların bilmediği yani Türklerin bilmediği hikayelerimi de paylaşıyorum ki hem o arayı kapatalım. Yani normalde benim bunları seneler önce paylaşmam gerekiyordu. Fakat ben çok fazla o zaman Türkiye'ye doğru paylaşımlar yapmadığım için insanlar bunları bilmiyorlardı. Şimdi bilsinler bir Türk'ün başarılarından haberi olsun diye ben bunları paylaştım arkadaşlar. Neyse ben bu görüntüleri paylaştım. Ya ne yazmışlar biliyor musunuz? Bir tane çıkmış demiş ki irit oldum. Ya bir insan bundan neden irit olur? Arkadaşlar bakın bunu Türkiye'deki mantıkla değil, uzak doğudaki mantıkla anlatmak lazım. Yani buradaki kültür, buradaki espri anlayışıyla bunu yorumlamak lazım. Yani irit oldum ne demek? Bir, irit oluyorsan beni takip etmeyeceksin. İki, böyle bir şey yazmayacaksın. Ha tamam belki ben onu beni takmamam gerek. Yani bu tarz şeyleri takmamam gerek ama sonuçta insanız ve bakıyoruz, görüyoruz. Yani insan bir başarının sonunda bir şey elde etmiş. 8000 kilometreden tarihe geçiyorsunuz arkadaşlar başka bir memlekette. Ve böyle bir tanesi çıkıyor diyor ki irit oldum bilmem ne falan filan yazıyor. Başka bir tanesi yazmış rezillik. Hırsızlara, insanları soyanlara,
ne bileyim işte saçma sapan tarikatlara, onlara bunlara, cemaatçilere hiçbir şey söylemezler. Ben burada çok büyük bir başarı imza atıyorum. Adam geliyor bana diyor ki rezillik. Birine kötü bir şey mi söyledim? Küfür mü ettim? Sadece onların kültüründe olan bu kırmızı şort hikayesini esprili bir şekilde insanlarla paylaştım arkadaşlar. Olay bu. Adam buna rezillik diyor. Diğer bir tanesi ne yazmış biliyor musunuz? Ben Türk'üm, böyle bir şey yapmazdım. İskoçya'da gelsen demek etek giyeceksin. Eğer İskoçya'ya gidersem ve onların kültüründe biliyoruz zaten etek giyiyorlar ve giymem gereken bir yer olursa giyerim arkadaşlar. Çünkü ben gittiğim ülkelere kültürel her türlü şekilde entegre oluyorum. Bakın asimile olmuyorum, entegre oluyorum. Yani bu insanların güldüğü şeyleri öğrenmeye çalışıyorum. Bu insanların mantalitelerini anlıyorum ve o şekilde yaşıyorum ki çocuklarımı da böyle yetiştiriyorum. Bunlar çok önemli şeyler ki yabancı ülkeye gittiğiniz zaman bunları daha da iyi anlamanız gerek. Bunları hayatınıza oturtmanız lazım. Oturtmadığınız zaman işte bu Türkiye'deki o kişiler çiler. Ben bunu sadece bu bana bu tarz yorum yazan o mantarları söylüyorum. Böyle kafaları kapanmış olan o örümcek beyinlere söylüyorum. Yoksa diğer beni destekleyen kişilere hiçbir sözümüz yok. Onlar başımızın tacı. Neyse arkadaşlar, bir tanesi öyle yazmış, başkası rezil. Anlayacağınız saçma sapan yorumlar geldi arkadaşlar. Ben de bu yorumlar gelince onlara tabii ki doğal olarak cevap verdim. Aslında cevap vermemek gerekiyor. Ciddiyim, bu tarz şeylere cevap vermemek gerekiyor. Fakat daha sonra dedim ki ya tamam bu böyle olsun. Ben bir tane dedim video çekeceğim. Bu olayı anlatacağım ve bu biraz linç kültüründen bahsedeceğim. Neden linç kültüründen bahsedeceğim biliyor musunuz? Bu arada çok kusura bakmayın. Maden suyu içeceğim. Bunları da biliyorsunuz. Biz satıyoruz Tayvan'da. Neden bunu anlatıyorum biliyor musunuz? Son dönemde başarılı insanlar öne çıktıkları zaman internette ciddi anlamda linç yiyorlar. Bakın hepimizin sevmediği insanlar var. Benim de ünlüler içerisinde sevmediklerim var. Ama hiçbir kişinin sayfasına gidip Instagram hesabı olsun, Facebook olsun, YouTube olsun gidip de ona gömmüyorum. Çünkü bu bize yakışmaz. Eğer bir şey hatalıysa ve hatalı olduğunu herkes kabul ediyorsa o zaman gidip o hatalı olay üzerine bir yorum yapabilirsiniz. Atıyorum bir adam vardır trafikte insanların hayatını tehdit etmiştir, kaza yapmıştır falan gitmişindir. Sen onun altına görüşünü paylaşmışsındır. Bunu anlarım ama bir kişi bir şey başarmış ve başarılı bir insanın yapmış olduğu bir şov olur, insanlar tarafından destek görmüş, insanların ne derler ona saygısını kazanmış bir şeyin altına gidip de saçma sapan saldırı içeren, nefret içeren bu kusmukları paylaşmanın bir anlamı yok. Yani bunları paylaşıyorsanız demek ki boş bir adam olduğunuz anlamına geliyor. Yani psikolojik sorununuz vardır, boşsunuzdur veya kıskançsınızdır, hiçbir başarınız yoktur. Bu tarz klavye delikanlılığı yaparak insanlara ora buna laf söylüyorsunuzdur. Yoksa bunun başka açıklaması yok. Yani normal bir insan zamanını ayırıp başka birisinin hesabına gidecek de oraya işte irite oldum yazacak. Ne bileyim çok rezillik yazacak. Yani manyak falan olman lazım. Ama bu bütün dünyada var. Şimdi Türk'üz. Türkçe konuşuyoruz. Ana dilimiz. Ve bunu görünce insan daha da bir etkileniyor. Ben şimdi Tayvan'dayım. Bu kadar dönemde televizyon programları yaptım. Burada dizilerde oynadım. Bu şekilde bana saldıran insan görmedim. Ha nasıl burada bana eleştiri yapıyorlar biliyor musunuz? Ben Tayvan'ı seviyorum ya. Burada yaşıyorum. Çin taraftarları yani Çin Komünist Partisi'nin elemanları veya Kızıl Çin yani Komünist Çin'i destekleyenler benim Tayvan'ı sevdiğimi bildikleri için onlar bana linç yapıyorlar. Onlar da yazıyor işte aman Tayvan'da şöyle seviyorsun, efendime söyleyeyim ülkene dön falan filan. Yani onların amacı benim Tayvan'ı sevmemem. Anlayacağınız bu onların bana yapmış olduğu linç. Ama başarıyla alakası yok. Yani ben burada bir başarıyı elde ettikten sonra, bileyim, bir kitap yazdıktan sonra kimse bana gelip de arkadaş sen neden böyle bir kitap yazdın? Allah senin belanı versin yazmıyor. Ama demek ki ben Türkiye'de kitap da yazsam, ödül de alsam, başka bir başarı da yapsam bana bunları yazacaklar. Öyle gözüküyor. Yani sonuç bu çıkıyor. Bu sadece benim için değil arkadaşlar. Bakın başka bir örnek daha vereceğim. Çok önemli. Arda Güler'i hepiniz biliyorsunuz. Ben de futbol severim. Aynı zamanda Galatasaray taraftarıyım. Ve Arda Güler'i Türkiye'deki bütün gençlerimizin Avrupa'da veya herhangi bir yerde başarılı olmasını isterim. Şimdi Arda Güler Real Madrid'e gitti. Transfer oldu. Bakıyorum internette. Ekşi Sözlük olsun, başka platformlar olsun, YouTube olsun. Bazı insanlar şöyle yazıyor. Ne yapacaksın Real Madrid'de? Başaramayacaksın. Hemen geri döner. Ya manyak mısınız? Ya deli misiniz? Bu çocuğun geri dönmesi sizi mutlu mu edecek? Ben gene bu adam Real Madrid imza attı. Dedim helal olsun ya adama. Yani helal olsun. Vallahi dedim çok büyük iş. Sen gençler birliğinin altyapısından yetiş. Sonra Fenerbahçe'ye git ki orada da güzel işler yaptı. Milli takım derken Real Madrid. Bir tanesi yazıyor. Yok efendim gitmeyecektin oraya. Borussia Dortmund'a gidecektin falan filan. Ya arkadaşlar adam kararını vermiş. Adamın hayatı. Ne her şeye karışıyorsunuz? Kafayı yemiş olmanız lazım. Ben şimdi gidip de Arda Güler'in Instagram hesabına şey mi yazayım? Neden böyle yapıyorsun, neden şöyle yapıyorsun bilmem ne bilmem ne. Kimisi takmış adamın gol sevincine bilmem ne. Ya istediği gibi sevinsin. Beni ilgilendirmiyor. Severim veya sevmem. Hani o adamın hayatına ben neden girip de bir şeyler paylaşayım? Gereksiz. Bu çok var Türkiye'de. Yani ciddi anlamda bu çok var. Bir de şeyi falan görüyorum. Mesela maç oluyor. Ona saldırı.
efendime söyleyeyim başka bir etkinlik oluyor, ona saldırı. Ya arkadaş bir durun ya, bir durun ya, bir sakin bırakın insanları ya. Ona saldır, buna saldır ve ben de sonuçta ister istemez bir şekilde ünlü olduğum için bunlardan ben de nasipleniyorum. Doğal olarak ben de bu gelen eleştirilere bu videoyu çekerek bir yanıt vermek istedim. İnsanlara mutlaka izleyenler içerisinde de bu tür tipler olacaktır. Beni sevmeyenler de olacaktır. Tipimi beğenmez, şeklimi beğenmez, ne bileyim işte gözlüğümü beğenmez. Beğenmez de beğenmez veya düşünce sistemimi beğenmez. Ben mesela çok Atatürk'ü severim. Modern bir insanımdır. Ne derler ona? Daha açık görüşlüyümdür. Adam bunu sevmiyor mesela. Sevmiyor adam bunu eleştiriyor herif. Adam benim modern olduğumu sevmiyor. Ben diyorum ki çocuklarımı Anıtkabir'e götüreceğim. Ne olacak Anıtkabir'de falan. Böyleleri var. Anlatabiliyor muyum? Yani iyi insan olmaya çalışıyorsun. Adam ona bile karşı. Yani bunların herhalde en çok istediği şey benim bir tarikat mensubu falan olmam. Bu sefer de herhalde şey yapacaklar. Aslanım be, bizim tarafımıza geçti, sırtımıza falan taşıyalım, öyle diyecekler. Neyse arkadaşlar, bu tarz şeylere sakın ama sakın bulaşmayın. Ciddi anlamda bulaşmayın. Birisini sevmiyor olabilirsiniz. Bir, ya onun programlarını izlemezsiniz, onun filmine gitmezsiniz. Maçı vardır, maçını izlemezsiniz. Yani onunla ilgili bir şeyi tüketmezsiniz. Çok basit. Ama bu dünyanın birçok yerinde olan bir şey, Messi'de, Ronaldo'da, tamam ben o kadar böyle bir ünüm yok ama bunlar da bu linç kültüründen nasipleniyorlar. Adam penaltı atıyor, diyorlar ki neden penaltıyı sen attın, her golü penaltıdan atıyorsun. Efendime söyleyeyim bir tane basit gol atıyor, aya o basit golü herkes atar. Bunlardan bile nem kapıp eleştiren insanlar var. Neyse videoyu fazla uzatmayacağım arkadaşlar, zaten görüntüleri falan gördünüz. Gereksiz şeyleri paylaşarak benim moralimi bozmaya çalışıyorlar. Aslında moralim bozulduğundan değil. Kızıyorum. Bir taraftan da üzülüyorum. Yani onların aileleri, çocuklarının böyle yaptığını biliyor mu? Yani düşünsenize eve gidiyorsunuz ve babanıza diyorsunuz ki baba ben bugün Uzak Doğu'da televizyon programları yapan ve orada çok ünlü olan, orada ödül kazanmış bir Türk'e şunu şunu söyledim. Dedim ki ona rezilsin. Ne diyecek babası? Ulan dedim mi? Helal olsun mu diyecek. Ya düşünsenize benim böyle bir evladım olsa utanırım. Benim böyle bir çocuğum olsa utanırım. Ama bu adamlar utanmıyorlar. İşte Instagram'da geziyorlar, orada burada geziyorlar, paylaşıyorlar da paylaşıyorlar. Hatta bakın tam videonun sonunda aklıma bir şey geldi. Bir tanesi de bana ne demişti biliyor musunuz? Bakın bu kazma da şunu demişti. Eşimle bir fotoğraf paylaşıyorum. Böyle güzel bir fotoğraf. Şey için çekmiştik. Hem hatıra olsun diye çekmiştik hem de öyle meyve sularımızı dedik ki belki bu fotoğrafların içerisine yediririz. Hani daha böyle farklı bir tanıtım olur falan diye düşünmüştük. Uzak Doğu'da çok normal bunlar. Hani çok normal bir şey. Çok da böyle güzel bir fotoğraf. Adam yazmış sen böyle fotoğrafı eşinle paylaşıyor musun bilmem ne falan. Lan mal mısın oğlum sen? Kafayı mı yedin? Hani neden bunu böyle yazıyorsun? Mal olman lazım. Sana ne? Hani Türkiye'deki bu kafadaki insanlara otomatik olarak bir sana ne sesi yüklemek lazım. Yazdıkları anda sana ne diye gelecek bir yerden, tamam mı? Yazdıkları anda sana ne gelecek. İşte sana neyi öğretmek lazım bu adamlara. Çünkü benim hayatım sana ne? Tayvan'da bazen böyle insanlar çok büyük meydan okumalar yapıyorlar. Atıyorum daha koşarak çıkıyor. Ne bileyim en yüksek dağa çıkıyor. Oraya bayrak dikiyor falan filan. Ve oraya çıktıktan sonra bazı kadınlar bikiniyle fotoğraf çekiliyorlar. Kimse bu insanlara sen orada neden böyle fotoğraf çektin, bizi rezil ettin diye yorum yazmıyor. Çünkü burası için çok normal bir şey. Herkes burada özgür. Türkiye'de siz özgürce bir şey yaptığınız zaman bile başkalarının artık rahatına batıyor, hayatlarına mı dokunuyor ya da yapamadıkları için mi çemkiriyorlar? Onu ben de bilmiyorum ama Tayvan'da inanın bana bunlara gülüyoruz, geçiyoruz. İşte bu yüzden de Tayvan'da ahlak daha önde. İnsanlar daha güvende yaşıyorlar. İnsanlar çalmıyorlar. Siyaset daha düzgün, ekonomi daha iyi, gelirleri daha fazla. Her şey olması gereken şekilde işliyor. Şimdi ben Türkiye tarafına bakıyorum. Bizde yaşanan ahlaksız Tayvan'ın 15 katı daha fazla. Bizdekiler bir sürü de Müslüman var. Tayvan'dakiler Müslüman da değil. Farklı dinlere inananlar var ama çoğu Çin dinlerine inanıyor. Bazısı dine inanmıyor ama ona rağmen buradakiler daha ahlaklı. Şimdi ben bizim tarafa kafayı bir çeviriyorum. Anasını satayım. Aklınıza gelebilecek her türlü pislik var bizim tarafta. Bizim taraftakiler Müslüman. Bu taraftakiler değil. Ben ne anladım o işten? Hani biz marjinaldik diyor ya Cem Yılmaz. Hani biz marjinaldik? Anlayacağınız bu işlerin dinle de bağlantısı yok arkadaşlar. İnsanın içindeki kötülük baki. Ben de bu insanları kötü olarak nitelendiriyorum. Umarım bu eleştiriyle ilgili olan videom bazı kişiler tarafından algılanmıştır. Kafalarda biraz ışık yakmıştır. Beni sevmeyenler de sevmesinler ama hayatıma karışmasınlar diyorum. Yine olsa yine giyerim. Yani bu ödül töreni tekrar düzenlenecek. Bazen ben oraya gidiyorum mesela jüri oluyorum, insanlara ödül veriyorum, sahneye çıkıyorum. Ama olur da ben bir gün yine bu ödüle aday gösterilirsem
Ben yine bu kırmızı şortu giyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu benim için bir hatıra. İnsanların başarılarına saygı duyması gerekiyor ve bunları da bir şekilde kafalarına çakarak anlatmamız lazım. Onlar bana şimdi böyle gömmeli mesajlar yazıyorlar. Ben de aslında gerek yok yani hani neden itle it oluyorsun derler ya. Ben de dönüş yapıyorum, biraz da sert yazıyorum. Ondan sonra bir tanesi diyor ki ya bak diyor hemen böyle konuştun. Ebe lavuk sen bana ters gelirsen ben sana ne diyeceğim? Aferin mi diyeceğim ve ben de sana sert çıkacağım. Biraz da böyle hani iğneli yazıyorum, onun da hoşuna gitmiyor. Doğal olarak arkadaşlar yani sen gelip bana böyle çemkirirsen ben de senin suratına çarparsam iki tane cümleyi sen de kusura bakmayacaksın. Neyse arkadaşlar hikayeyi duydunuz. Uzak Doğu'dan bu sefer de bunu paylaştım. Yani buralarda olmayan şeyleri Türkiye'de insanlar kafalarına takıyorlar. O yüzden de bir türlü mutlu olamıyorlar. Ama başarmak isteyen insanlara saygım sonsuz. Seven insanlara saygım sonsuz. Beni eleştiren insanlara da saygım sonsuz. Gel beni güzelce eleştir. Şey diyebilirsin ya Rıfatçığım her şey çok güzeldi. Bence bu olmamış. Yani daha böyle tatlı bir dille, daha böyle bir olumlu eleştirebilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama gelip oraya kusmuk kusarsan, kusura bakma o kusmuğu alırım. Ben de sana yediririm kardeşim. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bugünkü içerik böyle oldu. Ara ara bazen bu tarz içerikler yapacağım. Uzak Doğu'daki yaşananları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonuçta bu bir farklı bir kanal. Tayvan Adam. Hem Tayvan'da yaşananlar hem de Tayvan kültürü kırmızıyı artık öğrendiniz. Olur da buralara yolunuz düşerse kırmızı şort almadan gitmeyen arkadaşlar yeni yılda giyersiniz. Umarım şans getirir. Hepinizi seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yazın. Sizler böyle şeylerle karşılaştınız mı? Videomu da paylaşırsanız daha da mutlu olurum. En son mutlaka abone olun arkadaşlar. Elimize geldiği kadar kanalımızı güçlendirmeye çalışalım. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Kudursunlar! Kudursunlar diyoruz. Hepinizi çok seviyorum.